öncesi RCD diye bir video yayınlamıştım. 5 saat 20 dakikalık bir videoydu. RCD ile ilgili bildiğim tüm bilgileri bu videoda sizlere aktarmaya çalışmıştım. Türkçe hazırlanmış en detaylı içerik o videoydu. Daha sonra bazı denemeler yaptım kaçak akım rölesiyle. Kısa videolar halinde onları da yine YouTube kanalıma yükledim. Ama videoların altına gelen bazı yorumlar beni üzdü. Zıkpırt atıyor, tutturamıyorum, onunla mı uğraşacağım, çıkarttım, iptal ettim, köprüledim gibi bazı yorumlar gelmiş. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kaçak akım rölesi insanların can ve mal güvenliğini korumak için kullanılan bir ürün. Ve şöyle düşünün, sizin iptal ettiğiniz, takmadığınız, köprülediğiniz bir kaçak akım rölesinin olduğu tesisatta, yani kaçak akım rölesini devre dışı bıraktığınız bir tesisatta birisi çarpıldı ve öldü. Ya da kaçak akım rölesinin engellemesi muhtemel olan bir yangın çıktı elektrik kontağından ve o yangında birileri öldü. Şöyle söyleyelim, mesleki cehaletiniz yüzünüzden katil oldunuz. O nedenle şimdi son pişmanlığınız neye yarayacak? Son pişmanlık neye yarar? Her şeyi bedeli var. Yine bir video serisi yayınlıyorum. 3 tane video olacak bu. Bu videolarda kaçak akım rölesinin açmasına neden olan arızaların tespitini anlatacağım. Hadi şimdi bu videolara başlayalım. Kaçak akım röleniz açma yaptı. İlk yapmanız gereken şey ne? Evet, gidip kaçak akım rölesini tekrar kapatacaksınız. Kaçak akım rölesini tekrar kapattığınızda eğer kaçak akım röleniz açma yapmıyorsa kuvvetle muhtemeldir şebekede oluşan geçiş rejimlerden kaynaklı olarak kaçak akım röleniz açma yapmıştır. Peki bu geçiş rejimler nelerdir? Örneğin şebekenizde yoğun harmonik varsa ve kaçak akım rölesi tipini doğru seçmediyseniz kaçak akım rölesi açma yapacaktır. Kaçak akım rölesi tiplerine, yani şebekelerde yüklerin durumuna göre kaçak akım rölesi tipinin seçilmesini tüm detaylarıyla kaçak akım rölesi videosunda anlatmıştım. Vakit bulursam önümüzdeki günlerde de kaçak akım rölesi tiplerine özel bir video çekeceğim. Yoğun harmonik kaçak akım rölenizi açma yaptırabilir. Bir diğeri gerilim pikleri. Bu gerilim pikleri şebekenize düşen yıldırımdan kaynaklı olabilir ya da TEDAŞ tarafında bir dağıtım trafosunun manevra sırasında oluşan ters indüksiyon gerilimleri de yine kaçak akım rölenize açma yaptırabilir. Bir diğer geçiş rejim, bulunduğunuz noktaya yakın bir yerde yüksek akımlı kısa devreler olmuşsa bu da yine kaçak akım rölenize açma yaptırabilir. Buna benzer geçiş rejimlerden kaynaklı açma yapmış olabilir. Peki kaçak akım rölenizi tekrar kapattığınızda açma yaptı. İlk yapmanız gereken şey bulunduğunuz yerdeki tesisata bağlı tüm prizlerdeki fişleri çıkarın. Burada sabit tesisler olacaktır. Örneğin kombi, termosifon, buna benzer klima tesisleri olacaktır. Bunların da hani kapalı olduğundan emin olun. Çünkü bu sabit tesisleri de yine bundan sonraki videolarda anlatacağım. Tesisatlardaki arızalar içerisinde değerlendireceğiz. Şimdi tüm cihazları fişlerini çektiniz, çıkardınız ve kaçak akım rölesini tekrar kapattınız ve açma yapmadı. Şimdi kuvvetle muhtemel bu cihazlardan bir tanesinde bir toprak faz, toprak nötr teması var. Bu durumda cihazları tek tek fişe takacaksınız ve fişe takarken eğer kaçak akım röleniz açma yapıyorsa o cihaz kuvvetle muhtemeldir ki işte temas olan cihazdır, arızalı olan cihazdır. Şimdi burada da şuna dikkat etmenize fayda var. Örneğin kombiyi taktınız ama kombi çalışmıyor. Bunu anlayamazsınız. Niye? Kombinin salyangoz fanında olabilir bu kaçak. Kombinin ateşleme trafosunda olabilir. Salyangoz fan ya da ateşleme trafosu devreye girmeden bu kaçak oluşmayacağından dolayı kombiyi fişe taktınız. Oradaki lambası ya da ledi yanıyor ama kombi çalışmıyor. Burada arızayı anlayamazsınız. Örneğin bir çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesini fişe taktınız. Ama burada da kaçak ısıtıcısında, bu durumda da o ısıtıcı devreye girmeden anlayamazsınız o cihaz arızalı mı değil mi? Şöyle başıma bir şey gelmişti. Çamaşır makinesi çalışmaya başlıyor. Belli bir süre sonra kaçak akım rölesini açma yaptırıyordu. Herhalde dedim, kuvvetle muhtemel bunun ısıtıcı devreye giriyor. Devreye girdiğinde ısıtıcı üstünde oluşan bir kaçaktan dolayı benim
Çamaşır makinem kaçak akım rölesini açma yaptırıyor. Isıtıcıyı devreye sokmadan deneme yaptım. Yani en soğuk kısmına falan aldım. Yine açma yaptı. O zaman dedi ki bu ısıtıcıdan kaynaklı değil. Daha sonra nedeni şu olduğunu öğrendim. Ölçümler sonucunda. Bu cihazların girişinde işte bobin kondansatörden oluşan bir basit filtre devreleri var. Böyle kondansatör gibi ama içinde bobin de var. Bunun içerisinde kondansatör kurumuş ve belli bir noktadan sonra yani o bir işte 20-25 saniyelik zaman dilimi içerisinde randomize olarak gövdesine atlama yapıyor kondansatör yaprağından ve o da toprağa geçtiği için kaçak akım rölem açma yapıyordu. Yani şunu demek istiyorum, cihazınızın çalıştığından emin olun, ondan sonra o cihaz arızalı ya da değil diyebilirsiniz. Örneğin bu arızalar en çok nerede karşınıza çıkabilir? Demin de dediğim gibi işte bir ısıtıcınız varsa, bir fırın varsa, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buna benzer ürünlerde bu kaçak ortaya çıkabilir. Özellikle bulaşık makinesi gibi nemli ürünlerde, çamaşır makinesi gibi içine su alan ürünlerde sıvı teması gerçekleşebilir. Ya da işte ocaklar var, elektrikli çakmaklı. Mesela onlarda da eğer ocağın üstüne yemek taştı, su taştı, bu sefer o da nem teması, sıvı teması kaçak akım oluşturup açma yaptırabiliyor. Demin şundan bahsettim, hani büyük olasılıkla ya da bir olasılıkla cihazınız arızalı, başka bir olasılık var mı? Evet var. Bu olasılık da şu, şebekenizde nötr toprak teması vardır. Nötrle toprak temasında oradaki temas direncine bağlı olarak oradan bir akım geçmesi lazım. Bunu daha sonraki nötr toprak teması videosundan bahsedeceğim ama sizin tesisatınızda nötr toprak teması vardır ama o an akım geçmiyordur. Siz herhangi bir cihazı taktığınızda kaçak akım röleniz o cihazın çekmiş olduğu akımla birlikte nötr toprak teması olan tesisattaki yerden bir akım geçiriyor olabilir. O nedenle şunu söyleyebilirim. İlk taktığınız cihazda kaçak akım rölesi açma yaptığında ya bu cihaz arızalıdır demeyin. Başka cihazları da deneyin. Eğer o cihazlarda da yüksek akım çeken o cihazlarda da kaçak akım röleniz açma yapıyorsa kuvvetle muhtemel sizin tesisatınızda bir nötr toprak teması var. Kaçak akım rölem açma yaptı. Şu anda kapatamıyorum. Arıza devam ediyor. Bu durumda video saklanmaları kapatıyoruz. Yani anahtarlarını açıyoruz. Tüm cihazları da fişten çektim. Şimdi kaçak akım rölemi tekrar kapatıyorum. Kuvvetle muhtemel diyorum ki bu bir cihaz arızası. Cihazları tek tek fişe takıyorum. Öbür cihazımı da taktım. Açma yapmadı kaçak akım rölem. Şimdi tekrar cihazımı takıyorum, son cihazımı. Ve bu cihazım kaçak akım röleme açma yaptırdı. Diyorum ki kuvvetle muhtemel arıza bu cihazda. Evet, bu cihazda ben şu anda denk gelmedi. Nötr mavi olması lazım ama ters çevirirsem olacak. Yani kablonun fişe girdiği pinler bu şekilde. Şu anda ben fazla toprak arasına 4.7 kilo-ohmluk bir direnç attım. Kaçak akım rölemin açma nedeni buydu. Bu videoda kaçak akım rölesi açma yaptığında ilk yapmamız gereken şeylerden bahsettim. Bundan sonraki videolarla devam edeceğiz. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.